Sevgili Aksal abi, şimdi değerlendirelim. Güzel bir maç geçirdi Trabzonspor. Fena da değildi açıkçası oynadığı oyunlar. İlk iki haftaya göre bence gayet güzel oynadılar ama yeterli mi? Bence değil. Tabii ki sen daha iyi kanaatini getirirsin. Afobe'nin iki golü ve Nwakemele'nin bir golüyle 3-1 kazanmayı bildi. Nasıl buldun Trabzonspor? Ben de yazı başlığımı Afobey'i koydum. Afobey. Güzel. Güzel. Afobey. Futbol yoktu. Gol vardı, goller vardı. Trabzonspor zaman zaman iyi oynadı. Şöyle bir özet geçeyim. Sonda söyleyeceğimi başta söyleyeyim. Buyur. Futbolda bir gerçek vardır. Bu gerçeğin adı bir takımın defansı et tırnak birlikteliği taşımıyorsa o takım futbolun kolektif boyutunu sahaya yansıtması mümkün değildir. Trabzonspor defansında problem var. Evet. Mutlaka ve mutlaka stoper alınması lazım. Stopersiz bu iş olmaz. Zira Trabzonspor'un bu hafta en büyük şansı Malatyaspor gibi bir takımla oynamasıydı. Malatyaspor hazır değil. Evet. Malatyaspor, Trabzonspor'un ligde dengi değil, öyle söyleyeyim. Hal böyle olunca Trabzonspor bu maçta Afobe ile ilk golünü atana kadar Trabzonspor'u tanımayan bir futbol severe o maçı izletmiş olsaydınız bu takım şampiyonluğu oynar, bu takım Trabzonspor diyebilmesi için 40 tane yemin ettirmeniz gerekir. Son 2 hafta ve yenilen bir kadro bu tip oyuncu topluluğun oluşturmuş olduğu bir ekipten bu tür oyun beklemek gayet normaldir, doğaldır. Çünkü 5 tane futbolcu ilk defa bir arada oynadı. Evet. Zaten o 2 haftanın, son 2 haftanın yaratmış olduğu skorlar futbolcular üzerinde biraz bir güven kaybına sebep oldu diye gözlemledim. Ne zaman Trabzonspor ilk golü buldu, ikinci gol derken ikinci yarıda aslında oyuncuların özgüvenleri yerine gelmiş. Biraz daha özgür bir oyunla, öyle söyleyeyim. Oyuna hakim oldular. Ancak parmağın sakatlanarak oyundan çıkması Trabzonspor'un en büyük şanssızlığıydı. Ha, burada Uğurcan'ın da mükemmel kurtarışları var. Mesela bir tane 3-1 iken bir tane pozisyon var. Onu çıkartmamış olsaydı Trabzonspor sıkıntı yaşayabilirdi. İşte Evet. demem odur ki Trabzonspor'un hala kulübe zenginliği yok. Sıkıntı devam ediyor ama bu sıkıntının giderilmesi için 3 haftalık, en erken 2, en geç 3 haftalık bir süreye ihtiyaç vardır. Eksiklerin tamamlanması lazım. Bir tane değil, hatta 3 oyuncu var. Bir tanesi de golcü olması gerekir. Bir tane geçen hafta da söyledim size, ön libero diye tanımladığımız bir oyuncu, çiğ et yiyen bir oyuncuya ihtiyaç var. Çünkü orada büyük bir sıkıntı yaşıyor ama atlatılmayacak bir sorun değil, atlatılmayacak problem değil. Bu süreç aynı zamanda milli arada Trabzonspor'a ilaç gibi gelir. Ona da söyle, ama eksikler çok. Şimdi şöyle bir değerlendirme yapmak istiyorum. 5 Ekim'de transfer dönemi sona eriyor. Bugün ayın 28'i, 5, 7. 7 gün kaldı ve 7 gün içerisinde Trabzonspor'un eksiklerini tamamlaması, yani en azından dediğimiz gibi, çünkü şu anda transfere ihtiyaç var, bitti değil. Evet. Mutlaka 7 gün içerisinde bir transfer ya da bir iki transfer daha yapması gerekiyor. Onun Tabii. dışında takımın kalanına baktığımız zaman yeni gelen transferleri nasıl değerlendirirsin? Şu an çok erken. Şu an çok erken ancak oyuncuların kalitesi, kumaşı belli. Ülke değiştirdiler, farklı iklimler, değişik bir çevre. Evet. Aynı zamanda şu cümleyi çok dile getirmişimdir. Farklı ülkelerden, değişik kültür, gelenek ve göreneklerin olduğu ülkelerden yapmış olduğunuz transferlerde
bir takım üyeliği oluşturmak, tek bir bireymiş gibi hareket etmeleri çok zordur, kolay değil. Aynı sorunu Fenerbahçe yaşıyor. Ama Tabii. uzun soluklu bakmış olduğunuz zaman Trabzonspor'un o beklediğimiz, arzuladığımız futbolunu sahaya yansıtması uzun bir süre alacak. İşte az evvel de söyledim. Bunu 2 hafta, 3 hafta rakiple alakalıdır bu. Diyelim iyi skorlar yakalarsınız, kötü oynayarak kazanmak çok önemlidir. İşte Malatya maçı da onlardan bir tanesi oldu. Dolayısıyla bu zamanı iyi kullanıp skorda da kaybetmediğiniz zaman daha erken bir sürede iyi bir hava yakalarsınız. Ama zamana ihtiyacı olduğu kesin. Evet, zamana ihtiyacı olduğu kesin. Ancak Süper Lig'de de biliyorsunuz zamanımız dar. Çok da yani aslında uzun oynanacak. 40 haftalık bir maraton dedik. Çok uzun sürecek dedik. Ancak ligin başlarında puan kayıpları bence daha sonrası için çok önemli oluyor. Şimdi biz geçtiğimiz sezonun o güzel oynayan, hepimizin gözüne hitap eden Trabzonspor'unu arıyoruz. Bu sezon birçok oyuncusu gitti. En önemli oyuncuları, senin de zaten daha önceden söylemiş olduğun gibi Trabzonspor'un %70'i neredeyse gitti. Yani %70'i dediğimiz oyuncular gittiler. Peki şimdi Trabzonspor'u eski haline döndürebilmek için, o güzel oyunu tekrar izleyebilmemiz için acilen ne yapmak lazım? Çünkü dediğim gibi Eski bence ligin eski başında çok puan kaybetmek iyi olmuyor sonrası için. mesela şöyle söyleyeyim, eski haline döndürmek için değil, takım bütünlüğünü sağlama adına, yani günümüz çağdaş futbolundan kesitler sunması için mesela bir stoper lazım. Stoper şart zaten bunu evet. Orta Bayağı sahaya her zaman söylüyoruz. ön libero oyuncu lazım. Bir de golcü almanız gerekir. Tek bir oyuncuyla uzun bir yolculuğa çıkamazsınız. Evet. Şampiyonla oynamak istiyorsunuz. Şampiyon olmak istiyorsanız. Dolayısıyla 3 hafta evvel şunu söylemiştik. 2 hafta evvel de bunu tekrarladım. Trabzonspor acilen transfer yapması gerekir diye. Çünkü çok kıymetli oyuncularınızı kaybettiniz. Eğer bu yarışta olmak istiyorsanız, eğer milyonlarca Trabzonsporluyu mutlu etmek istiyorsanız bu transferlerin mutlaka yapılması gerekir. Kaç tane yaptılar? 2 veya 3 tane yaptılar. İşte bu ikisinin son bir hafta oyun anlamında katkı sağladığını, gol anlamında katkı sağladığını gördük. Ama bu yeterli mi? Hayır, yeterli. Mesela az evvel de söyledim. Eğer rakip Malatyaspor değil de Başakşehir olmuş olsaydı, Fenerbahçe, Galatasaray olmuş olsaydı sıkıntı yaşardınız. Tıpkı Beşiktaş maçında olduğu gibi. Ve bu zaman diliminde kaybettiğiniz zaman oyuncuların kendine olan özgüvenleri de gider. Bunu şimdi tam o konuya girmek istemiyorum çünkü çok uzun bir süre alır. 90 dakikanın içerisinde oyuncular bölüm bölüm çok kötü oynadılar. Ama Trabzonsporlar, hatta futbol severler geçen seneki ve ondan önceki Trabzonspor'u izlediklerinden dolayı bu sene bu değişimin çok erken olmasını istiyorlar ve bekliyorlardı. Bu doğaldır. İşte bunu yapmanız, uzun soluklu yapılama diyoruz. Bunun başında buraları iyi atlatmak lazım. Tabii ki dönüp dönüp şunu söylüyoruz. Sabır ve futbolculara destek. Evet, sabır ve futbolculara destek. Dediğin gibi çünkü çok hepimiz öyle. Bütün takımın taraftarları sabırsız oluyorlar. Hemen ilk haftadan bazen bazı oyuncuların bileti kesiliyor. Sosyal medya bunun için çok önemli bir mecra. Bence şu anda hiç kimsenin oyuncuların moralini bozmaya yani hakkı yok, gereği de yok açıkçası. Ben Trabzonspor'un çünkü en kısa sürede toparlanacağını düşünüyorum. Ancak senin de dediğin gibi şu kalan 7 gün içerisinde bir stoper transferi şart gözüküyor. İstersen bu cümleyi şöyle kuralım. Zaten Trabzonspor toparlanacak demeyelim. Beklenen ve arzu edilen futbolu oynayacak. Ama yayının başında da söylemiş oldum. Tekrar ediyorum. Bir takımın defansı et tırnak birlikteliği taşımıyorsa o takım futbolun kolektif boyutunu sahaya yansıtamaz. Ne diyoruz? Geçen sene de söyledik. Bu yıl da söylüyoruz. Stoper, stoper, stoper. Aciliyette. Ağrı kesici gibi. Kesinlikle. Yani yönetim herhalde bununla ilgili bir şeyler yapıyordur diye düşünüyorum. Çalışıyorlar tabii. Arkadaşlar çalışıyorlar ama şunu da söyleyeyim. Hazır konu açılmışken çok geç kalın.
Bu transferlerin ligin başlamasına 2 hafta, bilemediniz 3 hafta kalarak yapılması gerekirdi ama tabii şöyle eğri oturup doğru konuşmaya çalıştığımız için pandemi süreci biraz olumsuz etkiledi. Pandemi süreci o kadar olumsuz etkiledi ki ben size bir şey söyleyeyim. Mesela gazetelerde okudunuz, televizyonlarda okudunuz, sosyal medyada okudunuz Charlotte'la ilgili. Nasıl bir haber atıldı ortaya? Dendi ki Charlotte'a ulaşılmıyor. Hatırlayın. Evet. Telefonlarına cevap vermedi söylendi. Düşünün yani. Bu sosyal medya böyle bir şey. Hatta bu çok şey oldu. Ben geçen günü Trabzonspor Başkanı'na da sordum bu konuyu. Çünkü şundan dolayı sordum. Bir kere Avrupa'nın bu tür ülkelerinde futbola başlayan altyapı eğitimlerinde bu tür algıların veya şöyle söyleyeyim tırnak içerisinde yalanların bir günah olduğu anlatılır oyunculara. Dikkat edin bakın. Yani yalan konuşmanın büyük bir günah olduğu anlatılır. Altyapı eğitimlerinden bahsediyorum. Şimdi bu tür algıyı, bu tür haberleri yapan insanlar ne oluyor? Bunu yaparken futbolun içerisinden gelen insanlara bir şey yapamazsınız. Burada aynı zamanda konu şuraya gider sevgili Nergis. Enerjiyi bölmek. İnsanların dikkatlerini farklı yerlere çekmektir. Şu anda evet. Biz spor üzerinde konuşuyorsak şudur. Mecburen yeniden bir yapılanmaya girdiniz. 5 tane oyuncunuzu kaybettiniz. Bu takımın %50'si %60'ı eder. 5 oyuncusu değişen iskelet kadronun temel direği dediğimiz oyuncuların değişmesi yeniden hayata başlamış gibi oluyorsunuz. Evet. Ve o adaptasyon süresinin atlatılması, kısa sürede atlatılması için çok özel bir çabayı gerektirir. Nedir bu çaba? Yorumcusu Trabzonspor'u anlatırken Allah'tan buralarda yer buluyoruz. Yani buradan konuşma şeyimiz var. Anlatırken sağ olsun futbol severleri de gayet iyi bir dikkatle bizi dinliyorlar. Zira bizim burada yapmış olduğumuz programları sokakta bizle şey yapıyorlar. Yani doğrulatıyorlar. İşte şurada şunu aldık, burada bunu aldık diye. Ne oluyor? Ben Trabzonspor'u takip ediyorum. Trabzonspor'u inceliyorum. İşte bunları anlatmak durumunda. Eğer yanlış bilgi verdiğiniz zaman olmamış. Evet. Özetle ülke değiştirmiş, farklı bir oyun formatına bürünmüş veya teknik adamların onlardan istediğini yansıtmaları için çok ama çok çalışılması gerekir. Eğer futbolcuların kafalarını çok farklı yerlere şey yaparsanız başarılı olmakta bayağı bir güçlük çıkarsınız. Hatta ben size bu aracılıkta şunu da söyleyeyim sevgili Hüseyin Türkmen'e. Mesela Trabzonspor'un gençlerinden bir tane sosyal medyayı kapatsın. Sosyal medya futbolcuların takip etmesi gereken bir mecra değildir. Biraz sıkıntılı evet. Hep şunu anlatırım. Kişi hangi mesleği yaparsa yapsın mutlaka işine odaklanması gerekir. Odaklanma sıkıntısı yaşamış olduğunuz zaman sahada kafanız hep farklı yerlerde olur. Bir türlü konsantre olamazsınız. Demem odur ki hele günümüz medyasında sosyal medya başta olmak üzere insanlar bir haberi yaparak veya bir şeyi uydurarak gündeme gelmesi çok basittir. Neyse konuyu çok dağıtmak istemiyorum. Peki. Galiba. Peki. Aksu abi eklemek istediğin bir şey varsa buyur rica edeyim senden. Hayır eklemek istediğim ne olabilir ki? Yani her hafta hemen hemen program yapıyoruz. Uzunuz da yapıyoruz. Köşemizde yazıyoruz. Bazı kanallar sağ olsunlar bağlanıyorlar anlatıyoruz ama bu yıl çok zor bir lig geçecek. Başakşehir bakın geçen yılın şampiyonu lige ne kadar kötü başladı. Bu şu anlama gelmesin. Yarışın içerisinde olacak. Fenerbahçe dün akşam seyrettik. Galatasaray'ı seyrettik. Gol yoktu ama tam bir taktik savaşı vardı. Beşiktaş'ın durumu. Hatayspor'un başarısı. Fatih Karagümrük'ün. Lig çok keyifli geçecek. Çok keyifli geçecek. Ben geçen seneden beri Fatih Karagümrük'ü takip ediyorum Süleyman Hurma'dan ötürü. Keyif veriyorlar. Yani özetle farklı bir lig seyredeceğiz. Her takımı yenebiliyor. Ama tekrar Trabzonspor'a dönecek olursak
bu bir süreçtir, yenileme sürecine mecburen girdim. Burada futbolculara çok olumsuz anlamda eleştirmenin Trabzonspor'a faydası olmaz. Futbolculara camianın birbirine kenetlenmesiyle birlikte olumlu tepkileri verilmesi gerekir. O tepki verildiği zaman futbolcu sahaya yansıyacağı performansı daha da yukarılara çıkacaktır. İnşallah biz de o keyifli futbolu tekrar izlemeye devam ederiz. Evet. Evet, bu arada bu yılın yükselen değerlerinden bir tanesi bugün gazetede de okudum. Uğurcan Çakır oldu. Hı-hı. Bir kez daha söyleyeyim. Yıllardır bu alemin içerisindeyim. Uğurcan'la olan yakınlığımı bilirsiniz. Evet. Müthiş bir karakter. Siz onun gazetede çalışın dediniz. Ben ilk yazısını yazdığım zaman birçok kişi oradan okumuştu. Aslında hayatlar yazılacak çok oyuncular var, genç oyuncular vardır ama pek o konulara girmiyorum. Çünkü genç oyuncular hakkında olumlu da şeyler yazmış olsanız biliyorsunuz sosyal statü zıplamasına kapılıyorlar. Diyeceğim şudur, tanıdığım oyuncuların içerisinde ailesinin vermiş olduğu eğitim, Trabzonspor'dan almış olduğu eğitim, onda öyle bir kişilik, öyle bir karakter oluşturdu ki keşke tüm sporcular Uğurcan gibi aynı karakterde olmuş olsunlar. Hem ülke futbolu kalkınır, hem genç oyuncuların rol model anlamında alacakları kişilerin sayısı çoğalır. Hı hı. Ben Uğurcan'la bir kez daha gurur duydum. Ama son cümlem şu olsun. Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, aklınıza gelen tüm takımların altyapılarında o kadar güzel oyuncular var ki, o kadar yetenekli oyuncular var ki Allah rızası için şu scoutlar, şu teknik adamlar, şu futbolun yöneticileri oraları takip etsinler. Ben az evvel bile yine genç oyuncuların idmanlarını seyrettim. Oralarına paylaşım yapmıyorum yanlış anlaşılır diye. Çok yetenekli çocuklarımız var. Bunlara sahip çıkalım. İnşallah ilerleyen zamanlarda yine buna benzer temalı, konulu bir programlar yaptığımız zaman anlatırım size. Mesela şu anda bile yayınımızı izleyen sporcular, eski sporcular vardır. İzliyor yani. Diyorlar ki Aksel abi seni çok iyi anlıyoruz ama isim söyleyemiyorum tabii. Evet. Gençlere sahip çıkalım. Gençler gelecek onların avuçlarının içerisindedir. Teşekkür ediyoruz sevgili Aksel abi. Ben de seninle her zaman aynı fikirdeyim biliyorsun. Abi siz de o gençlerden bir tanesiniz. Sen çok de güzel işler yapıyorsun. Yani yapmış olduğun programları hem yazılı hem görsel olarak okuyorum. Emin olun hem sizleri tanımaktan hem sizleri okumaktan, takip etmekten büyük keyif alıyorum. Aynı kıymetin, aynı değerin sizlere de verilmesi gerekir. Çok teşekkür ederim sevgili Aksal abi. Sizlerden öğrendiğimiz kadarıyla biz de uygulamaya çalışıyoruz diyelim. Biz de örnek olacağız. Eğer örnek olabiliyorsak, mesela geçenlerde şöyle bir cümle kullanmıştım. Nasihat etmek kolaydır ama örnek olmak çok zordur. Bütün evet. Mesele nasıl ki karakter transfer edilmiyorsa o da aynı öyledir. Bir Twitter cümlesi daha geldi Aksal abi de. Çok teşekkür ediyorum sevgili Aksal abi. Ağzına sağlık. Sağ olasın. İyi yayınlar diliyorum. Kolaylıklar diliyorum. Sağ olun. Çok teşekkürler. Sağ olun.